Selam, ben Kıvanç Ökten. Bu videoda size Ronnie Coleman'ı hükümdarlığı devam ederken yenerek vücut geliştirme tarihine geçen Alman devi Günther Schlierkamp'ten bahsedeceğim. Günther 1970 yılında Almanya'nın Kuzey Rhein-Westfalia eyaletinin Olfen isimli bir kasabasında çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. 12 yaşındayken Barbar Conan filminde Arnold'un vücudunu gördü ve büyülendi. 16 yaşındayken ailesi bir spor salonuna yazılmasına izin verdi. Yıllarca ailesinin çiftliğinde fiziksel güç gerektiren işler yapan ve erken yaşta bir temel inşa eden 1.85'lik Günther'in vücudu hızla dolmaya başladı. 4 yıllık çalışma sonunda ilk yarışmasına girdi ve 1990 Almanya Gençler Vücut Geliştirme Şampiyonu oldu. 1992 yılında hem Almanya hem de IFBB Amatör Avrupa Şampiyonası'nda birinci olan Günther, 1993 IFBB Amatör Dünya Şampiyonası'nda da aynı başarıyı tekrarladı ve pro kartını kazandı. Adından ilk olarak 1995 Kanada Pro Cup'ta Ronnie Coleman'ın arkasından ikinci olduğunda söz ettirdi. Bu başarıdan hemen sonra idolü Arnold gibi ABD'ye yerleşti. Ama beklediği yükseliş bir türlü gerçekleşmedi. 2001 yılına kadar tam 25 profesyonel yarışmaya katıldı ve sadece 3'ünde ilk 5'e girebildi. 2001 Mr. Olympia'da 15. olması bardağı taşırdı. Binlerce kilometre ötedeki çiftliğinden Kaliforniya'ya bir kaybeden olmak için gelmemişti. Her gün Ghost Gym Venice Beach'te antrenman yapıyordu ve Flex Wheeler, Chris Cormier gibi süperstarları Charles Glass çalıştırıyordu. Günther Charles'tan kendisinin antrenörü olmasını istedi. Hakemlere danışarak en çok geliştirmesini istedikleri bölgelerin üst göğüs, omuzlar ve sırt kalınlığı olduğunu öğrendiler. İkilinin bu zayıf noktaları güçlendirmek için çıktıkları 12 aylık yolculuğun ne kadar başarılı sonuçlanacağından haberleri yoktu. Joe Weider Günther'e 1998, 2000 ve 2001 yıllarında Mr. Olympia davetiyesi vermişti ama hepsi hüsranla sonuçlanmıştı. 2002'de tekrar davetiye geldi ama bu sefer 136 kilogramlık Alman devi hakkını verdi. Ronnie şampiyon oldu ama gecenin yıldızı müthiş formuyla seyircinin favorisi olan Günther'di. 5. olduğu açıklandığında kulakları sağır eden bir yuhlama sesi yükseldi. Günther eliyle seyirciye sus işareti yaptı ama kimse dinlemedi. Sonra bir anda oturdukları koltuklardan kalktılar ve Günther'i ayakta alkışlamaya başladılar. Bu Mr. Olympia tarihinde eşine neredeyse hiç rastlanmamış bir olaydı. 3 hafta sonra New Orleans'ta yapılan GNC Show of Strength isimli yarışmada Günther ve Ronnie tekrar yan yana geldiler. Sonuçları açıklayan sunucunun bu gece burada tarih yazılacak demesiyle Günther dizlerin üzerine düştü ve ağlamaya başladı. Ronnie Coleman'ı yenmişti. O gün yarışmayan Kevin Nevroni sahneye atlayıp ona sarıldı. Ronnie rakibini tebrik etti ama Kevin'in davranışını sportmenlik dışı bulmuştu. Bu Günther'in vücut geliştirme kariyerinin ilk ve tek şampiyonluğu olacaktı. 2003'te 5. 2004'te 6. olduğu Mr. Olympia'yı 2005'te 4. bitirerek en iyi derecesini elde etti. 2006'da 10.luğa düştükten sonra ise emekli olmayı seçti. Bu kararı aldığında sadece 36 yaşındaydı. Çoğu vücutçunun 40'larına hatta 50'lerine kadar yarıştığını düşününce oldukça erken sayılırdı. Ama vücudu açıklayamadığı bir şekilde antrenmanlara eskisi gibi cevap vermemeye başlamıştı. Tekniklerini değiştirmeyi denedi ama işe yaramadı. Bu ritmini ve özgüvenini kaybetmesine, önceki yıllara göre sergilemekten çok daha az gurur duyduğu bir fizik taşımasına sebep oldu. 2006 Mr. Olympia'dan sonra bir sonraki hamlesinin ne olması gerektiğini uzun uzun düşündü. Vücut geliştirmenin ömür boyu süren bir kariyer olamayacağını biliyordu. O yüzden mayosunu kaldırıp bir koca ve baba olarak hayatına devam etmeyi seçti. Günther ilerleyen yıllarda aktörlüğe yöneldi. Adam Sandler'ın bir filminde yer aldı. Bizim için ise kendisinin farklı bir yeri vardı. Kurtlar Vadisi'nin son bölümünde koruma olarak oynamıştı. Bunu tabii ki o gece TV karşısında olan sadece bir avuç vücut geliştirme sever fark etmişti. Bugünlük bu kadar. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Tekrar görüşeceğiz.